Evet, ben Jack Altından merhaba. Cezaevlerindeki çocuklara ilişkin iki haber peş peşe gündeme geldi. İlki Pozantı Cezaevinde 2012'de başlatılan soruşturma ile ilgili. O dönem bir haberde, Dicle Haber Ajansı'nın bir haberinde yer alıyordu detaylar. Bu haber sonrası cezaevi görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tecavüz, taciz, şiddet uygulanması iddiaları ile ilgili olarak. Bu soruşturmada 20 görevli hakkında takipsizlik kararı çıktı. İkinci haber ise Şakran Cezaevi ile ilgili yine tecavüz, taciz, şiddet iddiaları. Bir haberin detaylarına bakalım. Sonra Ankara stüdyomuzda konuklarımız var. Onlarla devam edeceğiz. Şakran Cezaevi olarak bilinen İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda zayıf çocuklar cinsel istismara uğruyor ve bazı mahkum çocuklar diğer mahkum çocuklara tecavüz ediyor. Bu iddialar Müdür Hamit Karslıoğlu'nun imzasını taşıyan kurum içi yazışmayla ortaya çıktı. Radikal Gazetesi'nin haberine göre İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamit Karslıoğlu'nun imzasını taşıyan kurum içi yazışmada cezaevinde çocuk mahkumların birbirlerine işkence yaptıkları rapor ediliyor. Tüler ürperten detayların yer aldığı evrakta zayıf çocukların büyüklerce cinsel istismara uğradığı, bu suçlardan ötürü cezaevine düşenlerin İçeride de küçüklere tecavüz ettikleri ve bunu topluca yaptıkları da ileri sürüldü. Evrakta çocukların metal çay kaşığını dörde bölerek yuttukları gibi korkunç bilgiler yer alıyor. Kurum içi yazışmada infaz koruma memurlarının kullanımı çocuklarca yasak olan emtianın geçmesine neden oldukları ifade ediliyor. Haberde kurum müdürü Hamit Karslıoğlu'nun bu konuyla ilgili bilgi vermeye yetkili değilim. Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nü ararsanız onlar gerekli açıklamayı yapacaktır dediği belirtildi. Bu yazışmanın cezaevindeki psikososyal personelle ilgili bir iç yazışma olduğu ifade ediliyor. Evet, haber böyle. Hemen konuklarımıza dönelim. Ankara stüdyomuzda iki konuğumuz var. Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman ve Emrah Kerimsoy. Hoş geldiniz Mercek Altına. Merhaba. Merhaba. Evet. Sizin de daha önce Şakran Cezaevi ile ilgili bir raporunuz var. Gündem Çocuk Derneği ve Çakıl Derneği ile birlikte. Şimdi haberde detaylarını az önce paylaştık. Gündeme Şakran Cezaevi, yani İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin haber böyleydi, böyle yer aldı. Hem bu rapordan hem de bu son habere ilişkin bir değerlendirme alalım sizden. 2013'te kamuoyuyla paylaştığınız bir rapor ama görüyoruz ki değişen bir şey de olmamış Şakran'da, Şakran Cezaevi'nde. Ezgi Koman, sizinle başlayalım. Evet, aslında bugünkü haber ne yazık ki bizim ilk duyduğumuz bir haber değil. Siz de söz ettiniz. 2013 yılında Şakran Cezaevi'nde yine benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Ve bu iddialar üzerine insan hakları örgütleri, çocuk hakları örgütleri bir araya gelerek cezaevine girmek, çocuklarla görüşme talebinde bulunmuştuk. Ve ne yazık ki o taleplerimiz zaten yerine getirilmemişti. Bunun üzerine biz Çakıl Derneği'nde bir rapor hazırlamıştık. Bu raporda çocuklar avukatlarıyla görüştükleri üzerine verdikleri bilgiler derlenmişti. Ve de yapılması gerekenler söylenmişti. Ya bugün aslında bu haberi duyuyor olmak kamuoyu açısından belki yeni olabilir. Hani ilk kez bu tür haberleri okuyanlar olabilir. Ama hakikaten Pozantı'dan beri, yani 2011'den beri biz çeşitli şekillerde bu tür duyumları, bu tür olayları hep duyuyoruz. Bunu Adalet Bakanlığı'na gerek yüz yüze görüşmelerde, gerek çeşitli bilimsel toplantılarda, çocuk adalet sistemiyle ilgili yapılan işte araştırmalarda hep dile getirdik. Eylemler yaptık, bir şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Çocukların seslerini iletmeye çalıştık. Ama bugün bu olayın yeniden benzer bir şekilde yaşıyor oluşumuz aslında bugüne değin Adalet Bakanlığı'nın devletin üzerine düşen görevleri, yükümlülükleri yerine getirmediğini bir kere daha gösteriyor. Bu nedenle biz aslında bugün bir açıklama yaptık. Bizim de üyesi olduğumuz çocuk cezaevleri girişimiyle birlikte. Çocuk cezaevleri kapatılsın diye 2014 yılında Ocak ayından beri bir çalışma içerisindeyiz. Ve aslında bütün bu olanların Adalet Bakanlığı'nın görevini ihmal ettiğini, görevini yerine getirmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bütün bu haberlerin bir suç ihbarı olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Peki, o 2013'teki rapora dönelim. Emrah Kerimsoy, sizinle devam edelim.
Aslında yeni değil dedi Ezgi Koman. Biz bunların yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu haber çok da aslında şaşırtıcı gelmedi bize. Bu raporda da yer alan gözlemler var. Neydi sizin Şakran cezaevine ilişkin bu raporu açıklarken o cezaevinden aktardıklarınız, kamuoyuyla paylaştıklarınız? Ya öncelikle aslında Şakran'dan önce 28-30 Mart 2006'da özellikle Diyarbakır'da yaşanan olaylardan sonra 2008 Ekim ayı başta olmak üzere farklı tarihlerde, farklı illerde eylem ve gözaltına alınan çocukların yargılanma sürecinin giderek sertleştiğini tekrar bir hatırlamamız gerekiyor. O süreçlerde de özellikle kamu malına zarar vermek, infial yaratmak gibi birçok gerekçeyle aslında çocuklar yargı sürecinin içerisine girdi. Burada kilit noktalardan biri tabii bu tür olayların tekrar gün yüzüne çıkmasıyla ilgili Pozantı'da yaşanan ve tekrar basın aracılığıyla haberdar olduğumuz olaydı. Özellikle hatırlarsak Haziran 2011 gibi. Ve bu olaylardaki işkence, kötü muamele, şiddet yaşantısı olan çocukların farklı infaz kurumlarına dağıtıldığını takip ettik. Bunlardan biri Şakran'dı, biri Maltepe Çocuk Cezaevi, diğeri Ankara Sincan. Ve aslında ilgili tüm kurumlarda benzer süreçlerin yaşanmaya devam ettiğini tekrar, hep beraber sonradan tekrar öğrendik. Şakran'da özellikle Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonu'nun hak ihlalleriyle ilgili raporlar yayınlaması sonucunda da yaptığımız görüşmeler, süreçten sonra bir araya geldiğimiz çocuklarla infaz kurumlarının ne kadar şiddet ürettiğine tekrar tanık olduk. Öyle ki gerek çocukların infaz kurumu içerisindeki çalışanlarından, personelinden gerekse kendi aralarında birbirlerine uyguladıkları şiddete de gün yüzüne çıktı. Birkaç tane aslında ifade okumak istiyorum yaşananlarla ilgili çocukların dilinden. Şakran cezaevi dışarıdan görünüşü itibariyle 5 yıldızlı otel gibi, içeride her yerde kameralar var ama kameraların görmediği noktalarda her şey yapılıyor. Arkadaşlarımız başka bir koğuşta tecavüz olduğunu söyledi. Onların koğuşunda birkaç çocuğa yapmışlar. Cezaevi müdürü sizi cinsel koğuşa göndereceğim diyerek tehdit ediyordu. Çocuklara 60 güne varan hücre cezaları veriliyor. Çocuğa hücre cezası verilebilir mi? İşte çocukların ifadeleri, sordukları sorular arasında bu ifadeler öne çıkıyor aslında. Burada belki tekrar dönüp kapalı kurumların doğası gereği şiddet ürettiğini ve özellikle infaz kurumlarında kalan çocukların gelişimsel özellikleriyle ilişkili olarak bir şeyler ifade etmeye çalıştıklarını görmemiz gerekiyor. Öncelikle hani onların birbirlerine şiddet uygulayabilecek noktaya gelebilmelerini sağlayacak neler yapmışız, neler yapmamışız, bunları aslında bütün bu adalet sistemiyle ilişkili olan aktörlerin tekrar sorgulaması gerekiyor. Peki, Ezgi Koman, siz çocuk cezaevleri girişimi olarak başlattığımız bir kampanya var. Çocuk cezaevleri, infaz kurumları kapatılsın demiştiniz. Tabii bu hani nihai bir hedef ama oraya varana kadar işte Pozantı'da, Şakran'da bugün yine konuştuğumuz olayların yaşanmaması için de talepleriniz var. Yine bu raporda da yinelediğiniz, sık sık dile getirdiğiniz. O talepleri bir de sizden alalım. Yani bu tür olayların yaşanmaması için alınması gereken önlemler ne sizce? Belki sözü şöyle başlamak gerekiyor. Bütün bu taleplerimiz aslında birer lütuf değil. Türkiye 1990 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. 95 yılında onayladı. O günden beri de çocuklara ilişkin bir takım yükümlülükleri var. Çocuk adalet sistemiyle ilgili yükümlülükleri de bu sözleşme aslında çok iyi tarifliyor. Bir kere özgürlüğünden yoksun bırakmak çocukları en son çare olarak tanımlanır. Halbuki Türkiye'de ilk çare olarak devam ediyor. Bu tabii çok sıkıntılı bir şey. Ocak sonu itibariyle şu an Türkiye'deki hapishanelerde kapatılan çocuk sayısı 2057. Bunların 542'si hükümlü, 1515'i ise henüz hükümlü değil, tutuklu. Bunlar Adalet Bakanlığı'nın kendi rakamları. Bu da gösteriyor ki aslında
kanunla ihtilafa düşmüş olmasına rağmen, tırnak içine söylüyorum, suç olarak tanımlanan fiili gerçekleşip gerçekleştirmediği belli olmayan çocukları bile Türkiye aslında kapatıyor. Yani 1515 çocuk aslında hakikaten kanunla ihtilafa düşmüş, suç işlemiş mi işlemiş mi bu bile belli değil. Dolayısıyla öncelikle Türkiye bu politikasını değiştirmek durumunda. Bunun ardından da çocuğa özgü adalet sistemi ilkeleri doğrultusunda başka tedbirler, başka yöntemler geliştirmesi gerekiyor. Bir kere bu ilk olarak yapılması gereken bu algıyı, bu yaklaşımı benimsemesi gerekiyor. Ama o zamana kadar da biz yine cezaevleri girişimi olarak ve çocuk hakları, insan hakları örgütleri olarak kapalı kurumların bağımsız izlemeye açılması gerektiğini söylüyoruz. İnsan hakları örgütleri, çocuk hakları örgütleri ve uzmanlar tarafından. Fakat Adalet Bakanlığı bütün bu talepleri hiçbir şekilde karşılık vermiyor, olumlu karşılık vermiyor. Halbuki yine işkence önleme protokolüne göre Türkiye bunu yapmak zorunda. Kapılarını açarak bağımsız izlemeye olanak sağlaması gerekiyor. Aslına bakarsanız uluslararası kuruluşlar da bu konuda bir takım raporlar hazırladılar. İşte Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi CPT'nin en son 2012 yılında Türkiye'ye bir ziyareti oldu. Bu ziyaret sırasında çocuk cezaevlerini, çocuk tutuk evlerini bir şekilde ziyaret etti ve oradaki bütün yaşananları raporunda da belli etti. Ama Türkiye uluslararası standartlara ya da uluslararası baskıya da hiçbir şekilde karşılık vererek kapılarını açmıyor. Dolayısıyla bu ikisi çok önemli. Yani bir an evvel çocuk tutukluklarının sona erdirilmesi gerekiyor ve kapılarını bağımsız ziyaretlere açması gerekiyor. Ama belki şey de söylemek gerekiyor. Bu son tartışılan iç güvenlik yasası ile birlikte Türkiye pek de hani buna niyeti olmadığını gösteriyor. Çocukları hani tutuklamayı son çare olarak almak yerine aksine daha çok çocuğu tutuklamak için evet, yasal zeminini oluşturuyor. Bu anlamda da çok endişe verecek. Evet, peki bu da önemli bir konu. Programımızın sonuna doğru konuşuruz. İç güvenlik paketi çocuklar için özellikle sizin de değindiğiniz tutuklu çocuk sayısı, çocuk ölümleri konusunda ne getirecek Türkiye'ye ne yazık ki diye ekleyeyim. Bunu da konuşuruz. Emrah Kırımsoy, tekrar size döneyim. Şimdi bakanlığın tutumunu az çok konuşmuş olduk ama bu tür raporlar var. İşte çok yanaşmadığı insan hakları ya da çocuk hakları mücadelesi veren kurumlarla, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle, aktivistlerle çok yakından çalışmaya gönüllü olmadığını biliyoruz. Onu anladık ama yani bu raporlar gittiğinde ya da bu talepler iletildiğinde gelen yanıt ne oluyor bakanlıktan ya da şimdiye kadar bu tür temasları kurabildiniz mi siz? Ya öncelikle belki özellikle Adalet Bakanlığı'nın çocuğa özgü adalet sisteminde sistemi güçlendirmeye yönelik bir dizi eylemlikler içerisinde olduğunu hatırlamakta fayda var. Fakat oradaki yapılan çalışma neyi neden yapıldığının gözden kaçırılmasına neden oluyor. Özellikle çocuğu önceliklendiren, çocuğu gözeten düzenlemeler yerine aslında sistemin devamını sağlayan ve sistemin sürekliliğini kolaylaştıran bazı düzenlemeler var. Bununla ilgili örnek olarak örneğin mesela çocuk cezaevlerinin kapatılması, özgürlüğün kısıtlanmasının gözetilmesi gerekirken 2017'de şu anda 5 tane çocuk infaz kurumu varken bu sayının 3 kat artacağı ile ilgili bir planlama olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra örneğin infaz kurumlarında çocuklara yönelik hizmetler geliştirilmeye çalışılırken burada hizmetin kalitesini, etkinliğini sağlayabilecek insan kaynakları ile ilgili hiçbir yatırımı yapılmadığını, her çalışmanın aslında infaz koruma memurlarıyla yürütüldüğünü ve tabiri caizse yeni bir meslek grubu, infolog gibi bir meslek grubunun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani infaz koruma memuru ve psikolog gibi. Burada da gerçekten bir hem bütün yapının neyi neden yaptığını karmaşıklaştırdığını görüyoruz. Bunun dışında Pozantı olsun, Şakran olsun, Maltepe, Sincan olsun, buradaki ihlallerle ilgili insan hakları örgütlerinin, çocuk hakları örgütlerinin bir araya geldikleri raporlar bakanlığa ulaştığında bir araya da ne yapabiliriz sorusunun cevabında iki temel talebimizi iletmiştik. Birincisi, kurumların bağımsız izlemeye açılmasını istiyoruz. Ama bu noktada Adalet Bakanlığı'nın bunu aslında
belki bir tehdit gibi bir algıladığının altını çizmekte fayda var. Tekrar kapalı kurumların şiddet ürettiğini hatırlatırsak, bağımsız izlemeye açmadan, toplumla bütünleştirmeden infaz kurumlarının çocuklar başta olmak üzere tüm insanlar için bir şiddet mekanı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu yüzden de nasıl karşılıyor cevabı ile ilgili aslında talebimizin ne olduğunu bildiğini fakat bununla ilgili adımları henüz attığını söyleyemeyiz. İkincisi ise temel bir nokta çocukların, çocuk adalet sisteminin tümden gözden geçirilmesi, kanunla ihtilaf halinde olma tanımının tekrar tanımlanması, kendilerini ifade etme üzerine işte eylemlere, toplumsal olaylara katılan çocukların infaz kurumlarında olmasının ve haklarında masumiyet karinesi hala işlerken bir adil yargılanmanın mümkün olmadığını ve infaz kurumlarında olduğunu da tekrar göz önünde tutmamız gerekiyor. Yani sivil toplum ayağından kamu kuruluşlarına taleplerimiz çok açık, net bir şekilde gidiyor. Fakat bununla ilgili gerekliliklerin yapıldığını söylemek ne yazık ki hala mümkün değil. Çok teşekkürler size. Döneceğiz yine Ankara'ya, Ankara stüdyomuza. Bir telefon bağlantımız var. Onu gerçekleştirelim. Ali Tanrıverdi, İade Mersin Şube Başkanı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mercek Altın'a. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şubat 2012'de Pozantı cezaevinde kalan çocuklarla görüşerek yapılan bir haberle içerideki durum ortaya çıkmıştı. Adli tutuklu ve hükümlerin yanına yerleştirilen çocukların defalarca tecavüze uğradığı, şiddete, ırkçı uygulamalara maruz kaldığı haber yayınlandıktan sonra hedef haline gelmişti haberi yapan gazeteci ki sonra da tutuklandı KCK operasyonu kapsamında ve 6,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş. Şimdi böyle bir haber vardı. Şimdi tekrar gündeme geldi bu haber. Orada 20 görevli hakkında çocuklara tecavüz ve taciz iddiaları ile haklarında soruşturma açılan 20 görevli hakkında takipsizlik kararı var. Davacı 4 Pozantı mağduru çocuk içinse müebbet hapis istendiği belirtiliyor. Şimdi bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu alayım sizden. Bir de takipsizlik gerekçesi ne bu 20 görevli hakkında? Bir de tabii hangi iddiayla müebbet talep ediliyor çocuklara? Özellikle şunu belirteyim. Son günlerde bu kadınlara yönelik şiddet ve katliam olayları Türkiye genelinde gittikçe çoğalmaya başladı. Biliyorsunuz son günlerde Özgecan Aslan isimdeki bir genç öğrenci kızımızla Mersin'de böyle bir tecavüze maruz kalarak yakılmak durumunda kaldı. Ve yine toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin saldırıları ve sonucu da bir takım ölüm olayları meydana geldi. Biz şuna dikkati çekmeye çalışıyoruz insan hakları savunucuları olarak. Bunun temelinde yatan, bu saldırıların, katliamların temelinde yatan Türkiye'de uygulanan cezasızlık olayıdır. Yani örneğin kadın katliamlarına karşı, kadına karşı saldırılarda erkekler korunuyor. Yine güvenlik güçlerinin toplumsal olaylardaki o saldırılarında güvenlik güçleri korunuyor. Ve bir sonuç olarak bir cezasızlık politikası Türkiye'de uygulanıyor. Ve örnek olarak da bu 2012 yılında Pozantı'daki mağdur olan çocuklara örnek göstermiştik. Ve bilindiği gibi bunların mağdur olduğu dönemin Adalet Bakanlığı tarafından da resmen açıklanmıştı. Ve cezaevi de zaten çocuk tutuk evi de kapatılmıştı. Ve ondan sonra yetkililer bunda ihmali olanlar, sorumluluklarını yerine getirmeyenler, olayın oluşmasında göz yumanlar hakkında gereken neyse yapılacağı söylenmişti. Ve gerek ailelerin ve avukatların suç duyuruları sonucu bu görevliler hakkında, yalnız tacizi yapanlar demiyoruz, görevliler burada sorumlu olanlar hakkında, oradaki görevliler hakkında suç duyurularında bulundu. Ve bu suç duyuruları sonucu bazı görevler hakkında takipsizlik kararı verildi. Bazıları hakkında da davalar açıldı. Mahkemelerde davalar açıldı. Ama ne yazık ki şu ana geldiğimizde
Bu görevler hakkı hiçbiri ceza almadı ne yazık ki. Evet. Ve hepsi ya soruşturmaya gerek görülmedi veya soruşturma sonunda beraat ettiler. Ancak peki gerekçeleri neydi olarak, Ali Bey? Pozantı cezaevinde tahliye olan çocuklar, özellikle Mersin için söylüyoruz, bu çocuklar şu veya bu şekilde yeniden çeşitli gerekçelerle yargılanmaya başladılar, gözaltına alındılar, cezaevlerine gönderdiler, tutuklandılar ve bunlar hakkında da çok ağır ithamlar var. Örneğin siz de söylediniz ve onlarca çocuk hakkında yeni açılan davalarda 302. madde uygulanması talep ediliyor iddianamelerde. 302. maddenin karşılığı şudur: devletin bütünlüğünü ve birliğini bozmaktır ve bunun karşılığı da ağırlaştırılmış hapis müebbet cezasıdır. Yani sen 14-15 yaşındaki bir çocuğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılıyorsun. Bu aslında bir adaletteki bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Bir yanda cezai miyede zanları serbest bırakıyorsun, diğer yanda o çocuklara belki bir taş atmış olabilirler, hatta molotof da atmış olabilirler, suçlu zanlı da olabilirler, ama bir çocuğu ağırlaştırmış müebbetle yargılamak adaletin kabul edeceği bir şey değil. Kaldı ki yani çocukların çocukluğundan kaynaklanan gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarında gerekse uluslararası sözleşmelerde ilan edilmemesi gereken bir takım temel hakları var. Ne yazık ki çocuklara yönelik bu temel hakların hepsi göz ardı ediliyor. Yani taraf olduğu, Türkiye'nin imzasını altına attığı uluslararası sözleşmeleri de ne yazık ki bu yetkililer çiğniyor. Şunu diyoruz, örneğin son zamanlarda şu anda mecliste gönderilen ve mecliste görüşmeleri yapılan Biz İnsan Hakları Savunucuları Sıkı Yönetim Kanunu diye adlandırdığımız ve iç güvenlik yasası eğer yasalaşırsa bu cezasızlık olayı, bu keyfi oylarlar daha da onlar açısından meşrulaştırılacak ve bu olayların gerek kadına yönelik katliamların, gerekse çocuklara yönelik bu ayrımcılığı, gerekse muhalefete, toplumsal kesimlere yönelik baskıların daha da keyfileşeceği, daha da yaygınlaşacağı, daha da çoğalacağı endişesini taşımaktayız. Ve çağrı yapıyoruz. Bir defa bu güvenlik yasasının çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkarsa bu Türkiye'deki yargı da, bu cezasızlık uygulamaları da yasal bir zemine kavuşursa, kimse hesap sormazsa, Türkiye'nin daha da gerginlik ortamına sürükleneceği, kamplaşacağı ve insanların hak arama hürriyeti ve toplumsal gösterilerde sesini duyabilme olanakları tamamıyla ortadan kalkacaktır. Zaten bu uygulamalar, yani bununla getirilen uygulamalar, örneğin Mersin'de zaten güvenlik güçleri tarafından bunların hepsi yapılıyor. Şimdi bu iç güvenlik yasası ile buna bir meşruluk kazandırılıyor, buna bir altyapı getiriliyor, daha serbest yapmalarını ve hiç kimsenin de bu konuda bir çalışma yapmayacağı gibi görünmektedir. Bunu da ülkemiz için, bunu da ülkedeki demokrasi için, temel hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması yönünde çok riskli, çok tehlikeli görmekteyiz. Özellikle çocuklara yönelik olarak Pozantı'dan çıkan çocukların hemen hiçbirinin dışarıda kalmadığı ben de bunu soracaktım size. Yargılandıklarını ve bu insanların büyük bir bölümünün de şu anda cezaevlerinde olduğu gerçeği de var. Yine bu çocuklar sonuç olarak büyüyorlar. 18 yaşını bitirdikleri andan itibaren bu çocuklara yönelik yeni soruşturmalar açılıyor, yeni davalar açılıyor ve yeni yargılamalarla devam ediliyor.
Şu asla göz ardı edilmemelidir. Hani cezaevindeki yaptığı eylemlerden dolayı yargılanmıyorlar. Yeni gerekçelerle sonradan çıktıktan sonra işte toplumsal olaylarda bulundukları veya taş attıkları buna benzer gerekçelerle yeniden yargılanmaya sürüyor. Bunun sayısı da hemen hemen o çocukların kimine yakındır. Evet, peki. Yine şunu da özellikle belirtmek isterim. Mersin Valiliği tarafından bu Pozantı'dan tahliye olan çocuklarla ilgili olarak işte devlet malına zarar verdikleri gerekçesiyle hemen hemen tümüne yakınına ciddi miktarlarda ailelerine para cezaları, keyfi, yasal olmayan antidemokratik yöntemlerle valilik tarafından idari para cezaları kesiliyor. Ki örneğin şöyle örnekler de var. Herhangi bir dava açılmamış, herhangi bir mahkeme duruşması yapılmamış. Fakat çocuk bir gün eylemde bulunduğu için veya bir fotoğrafı teşhis edildiği için bu çocuk hakkında yargı kararı olmadan sanki suçluymuş gibi zanlı olma ihtimalini bir kenara itirerek sanki suçluymuş gibi muamele yapılıyor. Kendisine ve ailesine yüksek miktarlarda para cezaları kesiliyor ve bunlar da bu aileleri de sindirilmeye çalışılıyor. Mersin'de bu anlamda çok ciddi bir hukuksuzlukla başını almış yürüyor. Evet, biz kim bu uygulamaları, yani Pozantı olayında da bir ders alınarak gerek kadına yönelik bu şiddet olayların çoğalması, gerekse güvenlik güçlerinin ve diğer bazı kesimlerin bu cezasızlık durumundan bunun teşvik edildiklerini ve bu olayların biraz daha kaynağının o olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Evet, peki. Ben de çocukların durumunu soracaktım. Siz paylaştınız. Bir de tabii bu skandalı ortaya çıkaran gazeteciler hakkında ve sizin hakkınızda da bir yürütülen dava şimdi, var. O dava hangi aşamada? O olaydan sonra işte bir ha mağdiri, iki bir ha mağdiri o zaman tutuklandı. Evet, Ferhat Arslan ve Zeynep Kuruş. O tutuklamaların içerisinde İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı olarak olayı ortaya çıkaran ki mağdurların, mağdurların başvurusu üzerine bu konunun araştırılmasını talep eden fakat aylarca sürümcede kaldıktan sonra bir diğer mağdurunun bir mağduru olayını yansıttıktan sonra bizim de bu girişimlerimizi kamuoyuyla paylaştıktan sonra benim şahsım üzerinde de yönelmeler oldu. Ve o olayda ben de 7 ay cezaevinde kalmak durumunda kaldım. Temel neden bu olayı işte neden çıkarttınız ortaya? Bizi uluslararası boyutta işte Türkiye'nin onurunu zedeleyecek bir takım tutum ve davranış ve söylemlerde bulundunuz. Ve buna benzer bir takım ithamlarla KCK davaları adı altında tutuklandık. Halen de duruşmalarımız devam ediyor. Şu anda tahliye olduk ama tutuksuz yargılanıyor. Yani işte derler demokrasi, demokrasinin kılıcı gibi o başımızda durmadan sallanıyor. Yani böyle bir baskıyla da karşı karşıyayız. Peki, çok teşekkürler Ali Tanrıverdi Mercek Altı'na katıldığınız için. Kolay gelsin size. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, İHA'de Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi yayınımıza katıldı. Tekrar Ankara'ya dönelim. Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman ve Emrah Kırımsoy Ankara stüdyomuzda. Ezgi Koman, siz de değindiniz iç güvenlik paketine. Şimdi 2012'deki bu Pozantı'ya ilişkin haberde de görüşmelerin yapıldığı çocuklar gösteriler sırasında gözaltına alınan çocuklardı. Bu haberle birlikte devletin de bu çocuklara aslında yaklaşımı da ortaya çıkmış oldu. Az önce de Ali Tanrıverdi de değindi iç güvenlik paketine. Çocuklar için ne ifade ediyor bu paket şu anda mecliste görüşülmekte olan iç güvenlik paketi?
Ya biliyorsunuz bu iç güvenlik paketi hazırlanırken aslında hükümet yetkileri sürekli şey söyledi. Örnek olarak Kobane olaylarını ve Gezi olaylarını örnek verdi. Bir daha Kobane olaylarını yaşamayacağız. Kobane'deki yaşananlara protesto sırasında yaşananlardan söz ediyordu. Gezi direnişinden söz etti. Biz biliyoruz ki hem Kobane'deki o yaşananları protestolar sırasında hem de Gezi direnişinde çocuklar da vardı. Üstelik çocuklar önde aktörlerdi. Çünkü talepleri vardı. Hem Kobane'de yaşananlara karşı talepleri vardı. Hem Gezi direnişinde bir takım talepleri vardı. Bu yüzden de sokaktalardı. Dolayısıyla ifade özgürlükleri kullanıyorlardı. Barış içerisinde toplanma hakkını kullanıyorlardı. Ama buna rağmen buna karşın polis orantısız bir şekilde, yani orantılısı nasıl olur aslında onu da bilmiyorum ama bir şekilde çok ağır şiddet uygulayarak çocukların ölümüne yol açtı. Biz Kobane olaylarında en az 13 çocuğun yaşamını kaybettiğini biliyoruz. Bunların çoğu da polisin şiddetiyle ya da polisin engellemediği olaylar sebebiyle yaşamını kaybetti. Gezi direnişinde de öyle. Pek çok çocuk tutuklandı, işkenceye maruz kaldı ve iç güvenlik yasası bunlar örnek gösterilerek hazırlanan bir yasa. Dolayısıyla aslında bu yasanın muhataplarından önemli bir grup da çocuklar. Bu anlamda bütün bu az önce Ali Bey de söz etti, işte cezasız bırakacak, polisin keyfi uygulamalarına olanak verecek. Bu yasa doğrudan çocukları da etkileyecek. Biz çok hakikaten endişeliyiz. Çünkü bir yandan da bu baskı ortamına rağmen çocuklar bir şekilde ifade özgürlüklerini, barış içerisinde toplanma özgürlüklerini kullanmaya devam ediyorlar. İşte internet ortamında olsun, sokakta olsun. Dolayısıyla hem bu özgürlükleri kısıtlanacak ama aynı zamanda yaşam hakkı ihlallerine maruz kalabilecek ki bu çok endişe verici ve aynı zamanda da uzun tutukluluklara sebep olabilecek. Evet. Dolayısıyla peki, bu yasanın Koma. Gerçekten evet. Tüm... Şunu sormak istiyorum, yani bir aslında başka bir tartışma konusu ama belki bir parantez içinde değerlendirmek mümkün olabilir. Dün yine bu iç güvenlik paketi konuşulurken ana akım bir televizyon kanalında bir tartışma programında benzer bir şey gündeme gelmişti. Söylenen şuydu, çocuklar da siyasete alet edilmesin. Evet, çocuklar öldürülüyor, bunlar kötü şeyler ama bir yandan da alet ediliyorlar siyasete. Sizin az önce söylediklerinizden dikkat ettiğim söyledikleriniz arasında bir nokta vardı. Çocuklar da en önde. Bir özne olarak oradalar. Böyle bir yaklaşıma, yani çocuklar da siyaset alet edilmesin yaklaşımına nasıl bakıyorsunuz? Yani çocuklar siyasete alet mi ediliyorlar yoksa birer siyasi aktör olarak o eylemlerin içindeler mi? Biz uzunca süredir hani bütün bu toplumsal olaylardaki çocukların durumuyla ilgili yakından takip ediyoruz. Vallahi çocukların bu hayata ilişkin talepleri var. Bu hükümetle ilgili dertleri var, bazı sorunları var. Bunları bir şekilde anlatıyorlar. Bunu çeşitli yollarla ifade ediyorlar. Düşünceleri var tıpkı yetişkinler gibi. Ve bunun için bir araya geliyorlar, örgütleniyorlar, sokağa çıkıyorlar. Ve bir şeyler talep ediyorlar. Dolayısıyla hani siyasete alet ediliyorlar diyemeyiz. Aslında bu bir kandırmaca. Bu çocuklardan yüzünüzü geri çevirmenin aslında bir yolu. Evet. Onların söylediklerini dinlememenin bir yolu. Bu yetişkinlerin aslında biraz kurguladığı bir şey. Ama biz biliyoruz ki sokağa çıkan, internetten tweet atan bütün bu çocukların, ki pek çok çocuk şu anda Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyor. Cumhurbaşkanı doğrudan müdahil olmaya çalışıyor. Bu çocuklar bir şeyler söylüyorlar. Evet, hayata karşı talepleri var. Ve biz bunu kabul etmek zorundayız. Düşünce ve ifade özgürlükleri var tabii ki. Evet, peki. Son bir kez daha Ankara'ya döneceğiz. Yine bir telefon bağlantımız var. Onu gerçekleştirelim. Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Sezgin Tanrıkulu, Mercek Altın. Teşekkür ederim. Selamlar, saygılar sunarım. Evet, teşekkürler. Şimdi pozantıya ilişkin sizin zaten pozantı cezaevine de yaşananlara ilişkin bir soru önergeniz vardı. Şimdi peş peşe iki haber geldi. Bir takipsizlik kararı. Pozantı'daki görevliler hakkında, bir de Şakran cezaevinde yaşananlar, pozantıyı aratmayacak şekilde yaşananlar, nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme alalım. Tabii bir de iç güvenlik paketi, az önce sanıyorum siz de kısa bir süre dinleme şansı oldunuz. Çocuklar için de çok kritik olacak bir paket, tüm Türkiye'li yurttaşlar için olduğu gibi, değerlendirmelerinizi alalım sizden de. Şimdi şunu ifade edeyim öncelikle, yani cezasızlık Türkiye'nin kadim sorunu.
Yani ama bu hükümet döneminde de maalesef zirve yaptı. Şimdi Pozantı cezaevinde ortaya çıkarılan gerçekler hepimizin hafızasında. Büyük bir toplumda büyük bir infial oldu. Pozantı cezaevi boşaltıldı. Çocuklar Ankara'ya getirildi, Sincan'a getirildi. Sincan'da yine baskı ve şiddet görmeye devam ettiler. Ve onunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu girişimimizde bir alt komisyon kurdu. İncelemeler yapıldı. Ve gerçekten de çok vahim bir tablo ortaya çıktı. Hiçbir şey yapılmasaydı bile meclisin İnsan Hakları Komisyonu ortaya koyduğu tabloya dikkate alınsaydı bu taksi kaldırılmazdı. Sadece bu yapılmış olsaydı. Evet. Ama sonuçta bu cezasızlıktan ve yargının hoşgörüsünden ondan sonra işte cezasızlık halinden maalesef faydalandılar. Aynı anda tabii bu cezasızlık aynı anda bütün cezaevlerinde ve sokakta her yerde kamu görevlerini yani kamu gücünü kullanan kamu görevlerini büyük bir şevkle istismara, cinsel istismara, çocuk istismarına şiddete ve işkenceye yöneltiyor. İşte Şakran cezaevinde de dün bir gazete haberiyle ortaya çıktı. Daha önce duyumlar da vardı. Başka yani Pozantı cezaevini aratmayacak başka bir çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı. Bununla yani şimdi tek tek vakalarla işte oraya yetiş, onu sor, oraya git, orada komisyon kur, ortaya çıkar. Şimdi tümünün toplamı iş güvenlik paketle meclise geldi. Tümünün toplamı. Biz bu yasa dışı hallerle mücadele ederken alanda, cezaevlerinde, sokakta gücümüzün yettiği kadar bu mücadeleyi yaparken şimdi tümünü hukuk dışı bir biçimde yasa haline getirmeye çalışan bir paketle karşı karşıyayız. O da iş güvenlik paketi. İş güvenlik paketiyle bütün bu saydığımız sokakta, cezaevinde hayatta her halindeki şiddet neredeyse meşru hale gelecek. Meşru demeyeyim de yasal hale gelecek. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Evet. O yüzden yani Türkiye'de sağduyulu bütün kamuoyu ayakta karşı çıkıyor. Biz de parlamentoda karşı çıkmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama karşımızda bir Adalet ve Kalkınma Partisi bloku var. Onun yarattığı hukuk dışı bir güç var. Başka bir yapı var ama biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet. Peki şimdi Pozantı ilişkin bir gerçeği Ali Tanrıverdi az önce yine paylaştı. Özellikle Mersinli çocukların maruz kaldıkları ve onların ailelerine kesilen idari para cezası. Sanki burada başka bir gerçek de yok mu? Yani devletin işte taş attığı gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevine gönderen çocuklar birçoğu. Burada da bir yaklaşımı açık etmiyor mu? Ya bu yaklaşım bir şeyi daha açık etmiyor mu sizce? Siz nasıl bakıyorsunuz? Ya ben öncelikle Ali Tanrıverdi'ye ben teşekkür ediyorum. Yani Şakran cezaevinde ortaya çıkan bu tabloyu ilk kamuoya duyuran Mersin İade Okulu kendisine İnsan Hakları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çaba içerisinde evet. Oldular. Bir gerçekliği Türkiye kamuoyuna sundular. Tabii buraya da bakın yani sadece bir şey yok yani bir çocuğu cezalandırma yok. Bir tutumu cezalandırma var. Bir muhalefeti cezalandırma var. Çocukların şahsında. Bu yapılmaya çalışılıyor. Şimdi çocuk siyaset yapar mı, yapmaz mı? Tabii ki hiç kimse şiddet kullanmayacak. Hiç kimse şiddete başvurmayacak. Bu bizim önceliğimiz, herkesin ortak paydası. Ama çocuklar, yani çocuk hakları sözleşmesi önce çocuklar siyaset yapabilirler. Evet. Yani siyaset yapmak çocukların da hakları. Yaparlar yani. Düşüncelerini ortaya koyarlar, tepkilerini ortaya koyarlar. Bizlere düşen görev onların siyaset yapacakları. Kendi yani toplumsal herhangi bir olayda kendi reflekslerini ortaya koyabilecekleri bir zemini, bir hukuk zemini yaratmak. Ama ne yapıldı? Ta 90'lı yıllardan bu yana her tarafta baskılıyordu çocuklar. Öldürüldüler. Yani şimdi teker teker sayabilirim. Ceylan Onkol'dan, Uğur Kaymaz'dan başlayarak daha öncesi de var bunların. Evet. Sokakta öldürüldüler bütün bu çocuklar. Ve başka bir toplum kesimi ortaya çıktı. Bakın Türkiye'nin hızla bu zihniyetten uzaklaşması lazım. Bu evet, demokrasi peki. Dışı, hukuk dışı, adalet dışı zihniyetten uzaklaşması lazım. Yoksa daha büyük çatışmalarla, daha büyük kaygılarla, daha büyük hukuk dışılıkla karşı karşıya kalacağız. Peki. Çok teşekkürler Sezgin Tanrıkulu.
Ben değerlendirmeniz için. Selamlar, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Evet, son bir kez daha Ankara'ya gidelim. Gündem Çocuk Derneği'nden iki isim, Ezgi Koman ve Emrah Kırımsoy bizimle birlikteydi. Emrah Kırımsoy, bir de sizden değerlendirme alalım. Sezgin Tanrıkulu diyor ki Şakran'da, Pozantı'da yaşananların bir bütünü aslında iç güvenlik paketiyle karşımıza gelen son bir değerlendirme. Siz nasıl bakıyorsunuz iç güvenlik paketine? Özellikle tabii çocuklar açısından. Ya çok özel bir şekilde iç güvenlik paketinin çocukların yaşam haklarını tehdit altına alacağını ve toplumsal olaylarda çok daha fazla şiddete maruz kalacaklarını şimdiden görüyoruz ve bununla ilgili de aslında talebi sürekli de dillendirmeye çalıştık. Biraz böyle gerçekten tarihsel istasyonlara da bakmamız lazım. Bu buraya kadar nasıl geldik? 2006, 2008, 2012 ya sürekli bu toplumsal olaylara karışan olaylarda bulunan çocukların yaşadıkları ile ilgili bir alarm durumu var aslında. Bunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Sayın Tanrıbel'in de altını çizdiği gibi Mersin başta olmak üzere çocukların belirli illerden, belirli etnik kökenlerden geliyor oluşları bu süreçleri yaşıyor olmalarının da çok ilişkili. Yani bugünkü basında çocukların yaşadıklarına dair durumlar akıl almaz ve bununla ilgili gerçekten bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Çocukların sadece intihara teşebbüs etmek üzere kurumdan çıkmaya çalışmaları, bunun dışında çay kaşığını yutmaya çalışmaları, an üstlerine ne kadar bir hortum girecek diye birbirlerini sıkıştırmaları. Yani bunlar artık insanlıktan çıkılmış bir duruma işaret ediyor ve bununla ilgili mutlaka acilen harekete geçirilmesi gerekiyor. Dört temel konu var aslında bununla ilgili. Birincisi çocukların çocuk olduğunun unutulmaması, daha doğrusu bu durumda hatırlanması tekrar gerekiyor. Kapalı kurumlarında bulunan çocukların yaşadıkları il, etnik kökenden dolayı hak ihlallerine daha açık oluyor olduklarını kabul etmemiz ve buna uygun özel düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Kurumların ivedilikle bağımsız izleme mekanizmalarına açılmaları ve tekrar altını çizmek gerekiyor. Bütün bu hak ihlallerinde cezasızlıkla mücadele etmek gerekiyor. Aynı zamanda şu anda bir de bütün bu süreci yaşayan çocuklar olduğunu gözetmemiz gerekiyor. Bir psikososyal destek, bir tazmin, onarıcı adalet işlevlerini mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu süreçler çocuklarda çok daha fazla derin izler bırakıyor. Şu anda bizlerin üzerinde bıraktığı izlerle karşılaştırılmayacak bir şekilde. Peki, çok teşekkürler Emrah Kırımsoy ve Ezgi Koman Mercek Altı'na katıldığınız için. Noktalıyoruz burada Mercek Altı'nı. Yarın 16'da yeniden birlikte olacağız. Mercek Altı'nda hoşçakalın.